Yeşil dokunun önemine dikkat çekmeyi ve vatandaşları çevre düzenlemesine teşvik etmeyi amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği en güzel balkon bahçe yarışmasını 21. kez düzenledi. Bu yıl ilk defa sonbahar döneminde de yapılan yarışmada jüri üyeleri tarafından en güzel balkon ve en güzel bahçe olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirme yapıldı. Yarışmada bahçe kategorisinde kimse dereceye giremedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın sadece bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyerek önemli olanın Karşıyaka'yı güzelleştirmek olduğunu vurguladı. Karşıyaka'nın çok özel bir geleneğidir biliyorsunuz. Pandemi döneminde ne yazık ki aksadı ama hemen arkasından tekrar başlattık. Ama bize senede bir kez bu yarışmayı yapmak yetmedi. İkincisini yapmaya karar verdik. O yüzden sonbahardı artık. Bundan sonra yarışmalarımız olacak. Ve katılan herkese, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir yarış gibi görünebilir ama yarış biraz motivasyon sağlamak için yapılan bir şeydir. Ama sizlerin içerisindeki doğaya, bitkilere, çiçeklere, doğanın bize sunduğu o güzelliklere karşı olan sevgiyi bildiğim için bunun bir parçası olmak adına çaba gösteren tüm yurttaşlarımıza yine tekrar teşekkür ediyorum. Jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılan ziyaretlerde, balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve malzemelerin kullanımı, aydınlatma ve sulama sistemleri, kent bahçeciliği, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi kriterlere göre puanlama yapılarak her kategoride ilk üçe girenler belirlenerek ve törenle ödülleri verildi. Balkon dalı birincisi Şemikler Mahallesi'nden Sevil Gökmen, ikincisi Goncalar Mahallesi'nden Ufuk Işıl Albayrak, üçüncüsü ise Bostanlı Mahallesi'nden Cahide Kayalı oldu.